Arkadaşlar merhaba, ben Müştü Hoca. Deneme kampına geçmeden önce, yani böyle derli toplu soruları toplu olarak görmeden önce dil bilgisinde şöyle adam akıllı full bir soru çözümü yapalım. Hocam ne demek full? Ya ses bilgisi, sözcükte bu tamlamalar, ekeylem, eylemdeki ne var ne yok, konu atlamadan tüm ayrıntılarıyla bütün dil bilgisi konularının sorusunu göreceğiz burada. Onlarca soru bizi bekleyecek. Satır satır gideceğiz. Acelemiz yok. Gelin isterseniz tek tek başlayalım. Arkamıza şöyle bir yaslanalım. Videoyu durdurup soruyu önceden çözebilirsiniz. Fena olmaz. Nereden aldık hocam soruları? Her zamanki gibi arkadaşlar. Promex'ten. Promex dil bilgisi soru bankamdan aldım arkadaşlar soruları. Seçme yaptım. Çok güzel bir seçme yaptım. Hadi başlayalım. Çok uzattın hocam. Hadi soruları tek tek bir çözelim mi? Gelin başlayalım. Ne diyor birinci soru? Şöyle arkamıza bir yaslanalım. Kafadaki bütün olumsuz şeyleri bir atalım. Bir kredi borcu şu bu. Ya bir 5 dakika dursun ya Allah'ını seversen. Şimdilik onlarla işimiz olmasın. Haydi başlayalım. Ne diyor? Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Soru kökünü artık yuvarlak içine almak amenna. Alışkanlık artık. Tamamdır. Bakalım şıklara. Fiilden isim yapan yapım eki, fiilden şey isimden fiil yapan, ki peki basit sözcük bile hepsi var. Bismillah tek tek bakacağız, mecbur kontrol edeceğiz. Bitkinin mesela bitki kelimesi bitmek kökünden geliyor değil mi? Bitmekten bitki. Yani aslında fiilden isim. Var mı fiilden isim? Evet, Adana'yı ben çok net eliyorum. Devam hocam. Kökünü elleriyle dağıtıp yeni bir toprakla ne vardı başka? Mesela basit sözcük dikkatimi çekiyor. Bir kelimesi mesela net bir basit sözcük. Hiç kurcalamaya gerek yok. Daha onlarca vardır ama net gördüğüm o. Mesela birleşik sözcük var mı? Birazdan ona da gideceğiz. O da gözüme çarpmıyor. Şöyle göz attığım zaman. Ki peki mesela yaptı derken gördüm yaptı. Görülen geçmiş zaman eki. Ki pekidir. İsimden fiil yapan var mı? Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. İsimden fiil. Kökü isim olacak. Sonrasında gelecek onu fiil yapacak. Hemen şöyle bir göz atalım. Bitkinin kökünün elleriyle dağıtıp tamam yeni bir toprakla sarmak gibi değişik bir işlem yaptım. Ha durdum. İş kelime kökü, isim, işten, işlemek yani isimden fiil değil mi? Sonra işlem, fiilden isim falan filan. Yani hocam birleşik sözcük yok arkadaşlar değil mi? Bakalım şöyle tekrar. Evet gözümüze birleşik sözcük çarpmıyor. Mesela toprak ile derken ile bir sözcük değildir. Onu birleşik tabii ki kabul edemeyiz, o kadar da değil. Bence bir de bir diye düşünüyorum. Güzel bir soru arkadaşlar, sınav formatına birebir uygun. Hazır olun lütfen böyle bir soruya. Haydi geldik ikinci soruya. Şöyle arkamıza bir yaslanalım. Bir yutkunalım hocam. Hangi ses olayı yoktur diyor. NM değişimi ünsüz benzeşmesi, ünlü daralması, ünsüz yumuşaması ve ünsüz düşmesi. Bakalım hangisi yok. Uzattığı. Bakın burada 40 tane ses olayı var. Uzattığı derken şuradaki TT'ler uzattık. TT bakın sert. Ünsüz benzeşmesi. Şuradaki yumuşak G, ünsüz yumuşaması. Değil mi? Şeyin bir karanfil olduğunu çok ötelerden anladım. Bitki bilimi üzerine inanılmaz bir birikime sahiptim. Bakın benzeşme sahiptim falan. Değil mi? Bitki derken bitmekten bitki. Yani benzeşmeler havada uçtu zaten. Yumuşamaları da yakaladık eyvallah. Bu nedenle neden ile bakın. Bu neden ile buradaki ilenin iyisinin düşmesi ünlü düşmesidir. Bunu lütfen unutmayınız. Nerede hocam var mı? Yokmuş, şıklarda yokmuş zaten. Boşa gaza gelmişim. Hemen hemen her çiçeği çok çok gaza geldim ama ya. Bir an böyle şak diye bir şık gelecektim. Yokmuş. Ünsüz düşmesi bir anda ünlü düşmesi olarak aklına kalmış. Neyse. Her çiçeği çok yakından tanırdım. Tanır idim bak yine. Yaşıyorum derken yaşamak. Hah. Bakın dikkat arkadaşlar. Yaşıyorum. Ne yapıyorduk? Yordan önceki harfi A'ya E'ye çevirebiliyor muyuz? Yaşamak. Ha oluyor. O zaman ne var diyoruz? Daralma var. Taktiğimiz buydu değil mi? Ünlü daralmasını yakaladım. Şükür. Devam. Bu hayatı diye düşünürdüm. Diye de daralma var. Bakın demekten yine daralma yine göze çarptı. Düşünürdüm. Ağaçları tanıdıkça. Dıkça bakın sertleşme yine göze çarpıyor. Saklanmaç. Ha kelime kökü saklanmak. Buradaki N'nin M'ye gittiğini, değiştiğini, dönüştüğünü göreceğiz. NM değişimi diyeceğiz buna. Ünsüz düşmesi yok. Ünsüz düşmesi neydi hocam? İşte küçücükteki K'nin düşmesi. Sıcacık. Ufacık, yumuşacık, çabucak gibi sözcüklerdeki K ünsüzünün ya da adaştaki addaş D ünsüzünün ya da ast değmendeki T'nin düşmesi gibi bir şey. Tamam mı ünsüz düşmesi? Devam hocam. Üçüncü sorudayız. Arkamıza yaslanıyoruz. Suyumuzu, çayımızı ufak ufak yudumlayarak devam ediyoruz. Acelemiz yok. Bir sürü soru çözeceğiz bütün konulardan. Hadi devam. Ne diyor? Hangisinde tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması var? Bismillah. Masanın örtüsü. Bakın dikkat. Masanın eyvallah örtüsü bu bir isim tamlaması. İşte masanın kısmı yani tamlayan kısmı zamir olacak. Benim senin onun bizim sizin onların falan fistan. Devam bakalım hemen. Koca bir yılın sizinle böyle dolu dolu geçirilmesi çok şey kazandırdı. Yani sizinle yılın geçirilmesi falan burada bir
göremiyorum. Yani tamlayanı zamir olan bir şey göremedim. Tamlama var birçok ama zihnim her zaman onun fikirlerini doğruluyor. Süper. Bakın onun fikirleri. Burada tamlayan onun fikirlerini tamlanan, değil mi? Doğal olarak tamlayan bir zamir, kişi zamiri olarak kullanılmış. Bursa bizim doğru cevabımız. Yine de Ceyhan'a bakalım. Akıl almaz hareketlerle turnuvanın birincisi, turnuvanın birincisi. Bakın yine var tamlama ama zamir değil burada tamlayan. Uçurumun en üst noktasında bir şeyleri, tamam burada da hep tamlamalar var ama yine zamir değil tamlayanımız. Emek harcadığımız zaman destekçileriniz de azalıyor. Tamam tamam işte canım. Bursa gayet yerinde. Güzel bir soru arkadaşlar. Tekrar tekrar vurgulayayım. 2022 soru adaylarından bir tanesidir. Tamlama tamlanan, yani tamlamada tamlayan tamlanan sorusu, tamam mı? Lütfen buna hazır olun. Hangisinde tamlayanın nitelenmiş isim tamlaması? İşte hangisinde tamlayana düşmüş gibi gibi gibi. Bu tarz kullanımlara lütfen hazır olunuz. Peki uzattın hocam. Geldik dördüncü soruya. Hangisi yoktur? Soru sıfatı, niteleme sıfatı, belgesi sıfat, türemi sıfat, basit sıfat. Bismillah. Şimdi bu yaşanan olaylar derken bu yaşanan olay... Ha, kaçıncıydı? Yani bu yaşanan olay, hangi olay bu? İşaret burada bariz göze çarpıyor, işaret yok yine. Bir gaza gelip buluyorum ama şıklarda yok. Neden bir çözüm? Bir çözüm. Herhangi bir çözüm. Buradaki bir belgisiz sıfattır, değil mi? Sayı değildir. Bir çözüm, iki çözüm, üç çözüm, beş. Hayır. Herhangi bir çözüm demek istiyor. Belgisiz. Bulmak için çaba harcanmıyor da. Hep bir olayın, herhangi bir olay gerçekleşmesi bekleniyor. Bilinçli insanların artmalı. Nasıl insan? Bilinçli insan. Nasıl sorusunun cevabı bana. Neyi söyler? Niteleme sıfatını söyler. Uyuma. Dalıyorsun. Daha dördüncü soruda dalarsan mahvolursun. Dur. Nasıl olacaksa olsun ama bilinçli insanlar artsın. İyi bir eğitimle. Nasıl eğitim? İyi bir eğitim. Eyvallah hocam, devam mı olur yoksa kişilik noktasında mı eğitim verilmelidir? Orası tartışılır. Şimdi hocam mesela bilinçli insan. Şimdi hepsini buldum. Ya daha doğrusu ikisini buldum. Şimdi diğerlerine bakacağım. Bilinçten bilinçli. Sıfat türemiş. O zaman türemiş sıfat. İyi bir eğitim. Nasıl eğitim? İyi ya da bir. Burada da vardı. Öyle basit sıfat. Yani çok rahat elenebilir aslında. Ben direkt gözüme çarpan mı diye baktım ama bir taşta iki üç kuşu vurduk burada. Soru sıfatı yok. Peki hocam buradaki nasıla ne diyeceksiniz? Nasıl olacaksa olsun. Bakın olmak eylemine soruyor, değil mi? Nasıl olacak diyor. İsme sorsaydı ancak sıfat diyebilirdim. Cevabım sıfat olmalıydı. Hocam buradaki nedene ne diyeceksiniz? Neden soru zarfıdır biliyorsunuz. Onunla zaten hiç işimiz yok. Hocam buradaki mı'ya ne diyeceksiniz? Ya buradaki mı soru edatı zaten mı. Hocam kaçıncıydı ya ne diyeceksiniz? Üçüncü, beşinci. Verdiğim cevap sıfat değil ki. Yani mutlaka soru sıfatı olması için soruya verilen cevabın da sıfatı olması şarttı. Arkamıza bir yaslanalım. Bakın soruların hepsini çok detaylı çözüyorum. Normalde soru sıfatı yok deyip hızlıca bakıp geçebilirdim. Tek tek açıklamalı gidiyorum. Yani adeta sıfatı özetliyoruz şu an her şeyiyle. Doğal olarak lütfen dikkat. Şu an bir konu tekrarı yapıyoruz. O yüzden böyle yavaştan yavaştan gideceğiz. Sindire sindire gideceğiz. Acele etmeyin. Soruları ileri sardırıp çözmeye çalışmayın. Yani şuradaki 15-20 soruyu kendinizin çözmesi bir anlam ifade etmeyecek. Beraber gidelim, tamam. Hangisinde ayraç içinde verilen adıl türünden yoktur diyor. Bakalım. Ne diyor? Sessizliği sevdiğini bildiğim için buralardaki tüm sesleri kapattım diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Buralardaki derken işaret zamirinin ta kendisi mi? Evet. Kullanım kolaylığı olması için biraz daha deri döşeme ekletti diyor. Belgisiz adıl nerede? Birazı görüyoruz ama hayır. Biraz daha orada bir miktar da belirtiyor aslında. Orada herhangi bir şeyin yerini tutmamış. Birazı falan dese kabul ederdim. Burada bir şey yok. Şiirlerimi sana yazdım. Bir şey yok derken belgesiz adıl yok. Şiirlerimi sana yazdığımı daha önce de söylemiştim. Kişi adılı sana. Tamam. Şöyle bir ekranı da evet kaydırmayalım. Yolu bulma konusunda kimden yardım aldın? Kimden? Ali'den, Ahmet'ten, Mehmet'ten, ondan, bundan, şundan. Soru zamiri var. Kazandaki dikkatimi çekince... Ha, ilgi zamiri kazandaki ne? Amblem, logo ne hocam bu? Rozet ne bu? Bilmiyoruz, bir şeyin yerini tutmuş zamir bu. Belgisiz zamir. Yok, doğru cevap Bursa olacak 5. soruda. Çok iyi gidiyoruz. Acelemiz yok. Yavaş yavaş gideceğiz. Bu parçada aşağıdaki zarf türlerinden hangisi yoktur? Bakın konu atlamadan gidiyoruz. Hiçbir konuyu atlamayacağız. Durum zarfı, zaman zarfı, yer yön zarfı, miktar zarfı, soru zarfı. Yani zarf türlerinin tamamı aslında. Hangisi yoktur diyor. Bakalım hemen başlayalım. Hür bir hayat, devamlı yukarı çıkan umutlar, yukarı çıkan, nereye çıkan, yukarı, bakın ek almamış, net bir yer yön zarfıdır. Devam, tekrar başlayan çalışmalar, değil mi? Tekrar, nasıl, ne zaman, tekrar, devam edelim, daha net bir şeyler bulalım. Hayatın içinde birçok şey var, eyvallah. Umutların tükendiği anlar, biraz buruk bir şekilde üzülürsün. Ne zaman biraz buruk bir şekilde üzülürsün? Umutların tükendiği anlar. Aslında çok net bir zaman zarfı var, değil mi? Savaşıp kazanmalı. Nasıl kazanmalısın? Savaşıp kazanmalısın. Durum zarfı. Hayat yine sizi burada üzebilir derken yine zaman zarfıdır. İnsanlar umutlarını tükettiği zaman yine zaman zarfı hissediliyor. Az yüreklendiği zaman kaybeder. Bakın
İnsanlar umutlarını tükettiği zaman değil diyelim, az yüreklendiği zaman kaybeder. Ne kadar yüreklenmek, bakın bu eylemsi yüreklendiği, ne kadar yüreklendiği az. Eylemsiye sorduğumuz soruda yine bizi zarfa götürecek miktar zarfı. Miktar zarfının diğer adı ölçü zarfı, diğer adı azlık çokluk zarfı uyuma. Soru zarfı yok hocam, soru zarfı neydi? Soru zarfı neden sorusuydu? Soru zarfı niçin sorusuydu? Soru zarfı niye sorusuydu? Soru zarfı bu anlamları veren ne sorusuydu? Ne bakıp duruyorsun? Değil mi? Soru zarfı ne kadar sorusuydu? Soru zarfı ne zaman sorusuydu? Göremiyoruz bunları. Göremiyoruz bunları. Soru yok burada. Soru cümlesi olmasa da olurdu da. Yine o sözcükler yok. Geldik 7. soruya. 6'ya Edirne dedik. Cümlelerden hangisinde ilgeç de bağlaç da yoktur diyor. Kullanılmamıştır diyor. İlgeç neydi hocam? Edattı. Edat hem dersi takip ediyor gibi görünüyor hem de hiçbir şeyi aklında tutmuyor. Şimdi hangisinde ilgeç de bağlaç da diyor ya, mesela burada hem bağlaç, de bağlaç gibi edat, her şey var geç. Zira bu konuda, zira bağlaçtır. Bu konuda onun kadar becerikli birini hiç görmedim. Eyvallah. Bir saat içinde bu işin bir şekilde hallolması gerekiyor. Hiç fena değil arkadaşlar, değil mi? Hiç fena değil. 7. soru. Ceyhan'da bir şey göremiyorum yani. 4 numarada çünkü gözüme çarptı. Çünkü gelse bile, gelse de, buradaki bile de yine şeydir, bağlaçtır, unutmayın. Çünkü bağlaç. Buradaki de anlamındaki bile bağlaç. Bu oyunu geçtim. Düşünceleriyle eylemleri ile burada bağlaç. Birbirini tutmalı ki... Ki de bağlaç anlamlı olsun. 3 numarada ne edat var ne bağlaç var. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. 7'de 7 olabilir aranızda, alnınızda. Öperiz vallahi 7'de 7 varsa. Geldik 8. soruya. Hakkını vererek gidelim. Acelemiz yok hocam. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından, yani öznesine göre çatı diyor, diğerlerinden farklıdır? Etken edilgen, bu kadar. Toplantı yapmak için onlarca kişi buraya getirildi. Birileri tarafından. Bir numaralı eylemimizin, cümlemimizin çatısı edilgen. Edilgen çatı. Birileri tarafından anlamı var çünkü. Getirmekten getirilmek. L eki var. Edilgen çatı eki biliyorsunuz. Anlatılanların bu kadar etkileyici olacağını kimse düşünmemiştir. Kim düşünmemiştir? Kimse. Öznemiz belli. Etken. Müze gezimizin ilk durağı burası olunca biraz güldük. Biz güldük. Etken. İçinden geçenleri bir çırpıda söyleyince rahatladı. Kim? O. Gizli özne de olsa iş yapan belliyse etken çatıdır. Uyuma. Şiirlerini beğenen çıkınca şiir yazmak için gitti. Kim? O. İş yapan belli. Cümlede olmasa bile hepsi etken. Bir numara edilgen. Doğru cevap kesinlikle Adana olacak. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Hangisinde diyor ek eylem kesinlik anlamı katmıştır. Oba. Kesinlik anlamı daha önce... Kampta çok vurguladık. Dırdır tırtille kesinlik anlamı sağlanır ama bakalım burada neyle sağlamışız. Artık bu konuda bundan sonra herkes sıkmaya başladı diyor. Göremiyoruz bir şey. Sözlerine bakılırsa onlara hiç sinirlenmemiş gibiydi. Toplantı sona ermiştir. Buradan hemen gidebilirsiniz diyor. Ermiştir. Evet, burada kesinlik anlamı katmış. Bunu, bu soruyu hatırlıyorum ya. Sanki kampta da çözmüş olabiliriz. Yani kampta çözmüş olabiliriz arkadaşlar, Promex kampında, ama böyle bir tanıdık geldi soru. Peki Ceyhan, geçtim hocam, geldim 10. soruya. Hangisinde birleşik eylemin oluşumu diğerlerinden farklıdır? Şimdi arkadaşlar, birleşik eylem dediğimiz zaman ne olabilir? Mesela kurallı birleşik eylem olabilir. İşte tezlik, yeterlik falan fistan. Ya da yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem olabilir. Yardımcı eylem değil mi? Etmek olmak, kılmak, eylemek. Ya da anlamca kaynaşmış birleşik eylem olabilir. Yani deyim. Bakalım hangisi var, hangileri var. Doğru olacağını zannetti ama o öyle düşünmedi diyor. Zannetmek, yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem. Teklifleri reddediyordu. Elbette bu da bitecekti. Red etmek, değil mi? Red etmek, yardımcı eylemle kurulan. Hal oldu fakat zihninde bir şeyler kaldığından endişeliydim. Hal olmak, yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem... Denizli illaki seyretti. Yine de onun görüşlerini alalım. Seyir etti. Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem. Edirne. Düşüncelerini, hayata bakışını, insanlara bakış açısını değiştiremedi. Değiştiremedi ifadesi, değiştirebildi ifadesinin olumsuzudur. Yani yeterlik fiilinin olumsuzudur. Yani kurallı birleşik eylemdir. Onun cevabı Edirne'dir. Uyuyorsun ya. Yapma Allah'ını seversen. Bak 14 dakika olmuş. Bir 14 dakikamız daha var. İçin rahat olsun. Ya bir hakkını verelim ya. Hakkını verelim. Şurada happy talk bir 8-10 soru kaldı. Neyin peşindeyiz ya? Değil mi? Yavaş yavaş gidiyoruz. Bakın bütün konulardan soruyu çözeceğiz demiştim. İsminin hakkını vereceğiz. Boşa full yazmadık oraya. Hakkını veriyoruz. Devam edelim. Haydi yavaş yavaş gidelim. Ben de biraz sakinleşeyim. Ne diyor? Hangisinde diyor tüm fiilimsi türleri örneklenmiştir.
Yani sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil. Siz hangisinde siz varsınız diyor, var diyor. Dikkat! Zahmet edip zarf fiil ıp ip de yerinden kalksaydı şimdiye çok şeyi değiştirecekti. Burada bir tane var. Hepsinin örneklenmesi isteniyor değil mi bu soruda? Devam. Ağlarken can zarf fiil bir anda gülmesi, mame isim fiil, oraya gelenleri an en sıfat fiil çaresiz bıraktı. Evet, sizi burada gördüm. Doğal olarak Bursa doğru cevap ama diğer şıklara da bakacağım. Vurdum duymaz bir kişilik mazme sıfat fiil var. Böyle ortamlarda gerekiyor, eyvallah. Giyecek danışma kazma sözcüklerini incelerken bunları yazdı. İncelerken derken can zarf fiil, giyecek danışma ve kazma sözcükleri ise arkadaşlar biliyorsunuz kalıplaşmış isim. Burada fiilimsi yok bunlarda. Derginin ilk sayfasından son sayfasına kadar yazılıydı. Burada da herhangi bir fiilimsi göremiyoruz. Doğru cevap çok net bir şekilde Bursa arkadaşlar. Güzel. Eylemsi sorusu. Her sene MSÜ'de, Milli Savunma Üniversitesi, MSÜ'de banko sorudur. Her sene TYT'de banko sorudur. Her sene KPSS'de garanti sorudur. Bu 3 sınavda da arkadaşlar, hatta LGS'de de öyledir arkadaşlar, liselere giriş sınavında da. Garanti sorudur, garanti konudur, eylemsi. Şu an onun özetini yaptık adeta. Bütün eylemsileri sizlere aktararak, tamam. Eylemsiye çalışıyoruz. Yemiyoruz, içmiyoruz. Eylemsiyle ilgili videolara bakın mutlaka, attığım konu altı videolarına, uygulamalara bakın. Promex'te bir 6-7 test var, bayağı bir soru var. Oraya bakın, taktiklerle dil bilgisinde ciddi bir soru var. Ona mutlaka bakın. Yani ne kadar kitap varsa mutlaka tarayın. Eylemsiyle ilgili soru kaçmasın. Yani yanlış yaptığınız bir soru varsa mutlaka düzeltin. Yanlışınız olmasın. Eylemsiyi fullemeliyiz. Sırada mutlaka gelecek, haberiniz olsun. Tek başına eylemsi sorusu olabileceği gibi. Eylemsinin olduğu kısma yan cümlecik diyoruz biliyorsunuz. Yan cümle, yan cümlecik, yan yargı hepsi aynı. Bunun hangi öge olduğunu falan sorabiliyor ÖSYM. Yani eylemsiyle ögeleri karma yapabilir. Hazır olmanızda fayda var. Yani böyle gelirse hocam, dediniz ama çıkmadı gibi bir algı olmasın, mecbur çıkacak. Yani eylemsi şu 4 sınavda da mecbur çıkacak. Özellikle TYT değil mi? Kesin %100 1-2 soru olabilir bu. Yani içiniz rahat olsun, tamamında mecbur soracaklar. Kesinlikle gelecek, %100 gelecek, bunu biliyoruz. Peki geldik 12'ye arkadaşlar, acelimiz yok, sindire sindire gidelim. Ne diyor? Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi söz öbeği şeklinde yer almamıştır? Çok iyi bir soru arkadaşlar. Al sana, alın size 2022 sorusu. Bayağı bildiğin 14. soru. Net. Neden hocam? Ya vallahi aşkına, yani bu tek tek eleteceksin mi sana cevabı? Tek tek eletecek, hepsinin bir tamlama olup olmadığına bakacaksın. Tam beklediğimiz soru bu. Dikkat. Kız isteme merasimlerine kalabalık bir kadroyla gidilmesi, ev sahiplerine böyle bir günde, tamam, zor anlar yaşatabilir, tamam, vesaire vesaire. Kafamdan aslında şunu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 öge olup olmadığını, 4-5 öge olup olmadığını bir kontrol ettim, hızlıca çözdüm. Mesela yaşatabilir yüklem, eyvallah, bunun bir tamlama olmadığını görüyoruz. Cevap sırıtıyor aslında ama mesela ne zaman böyle bir günde, zarf cümleci aslında bu değil mi? Ne zaman zor anlar yaşatabilir böyle bir günde, o bariz bir tamlama. Bakın diyor ki hangisi söz öbeği şeklinde yer almamış. Söz öbeği demek tamlama olabilir, deyim olabilir değil mi? Bu tamlama isim tamlaması, sıfat tamlaması olabilir. Zarf cümleci var mesela. Ne yaşatabilir zor anlar, belirtisi nesne değil mi? Kime? Ev sahiplerine. Bakın yine bunlar hep şey, tamlamadır ve bir ögedir. Vesaire vesaire yapılması. Bu da bir tamlama, özne. Yüklem burada tek başına yer almış. Yani bu tarz sorularda bakın şöyle bir şey yapmadım arkadaşlar, dikkat ederseniz. Yaşatabilir yüklem. Kim? O? Neyi? Yani bu öge sorusu ama öge buldurma sorusu değil. Yani ögeleri bulun demiyor adam bana. Niye ben böyle parça parça tek tek bütün ögelerini bulayım? Yani soruya bakış açınız altın değerinde. Soruya böyle bakarsanız bakın nasıl saniyelik bir soru. Ben okuduğum tamlamaları böldüm bakın şöyle. Hızlı bir şekilde tamlamaları yakaladım. Tek kalan ögeye direkt gidecektim zaten. O da yüklemdi, bariz bir şekilde gitti. Ha bu soruyu ben size çözmüyor olsaydım, sınavda çözüyor olsaydım daha böler bölmez yüklemler geçen 10 saniyelik bir soruydu yani. Tek tek açıkladım, 1-2 dakikaya yaydım ama mantığını siz çok iyi anladınız diye düşünüyorum. Geldik 13. soruya arkadaşlar. Bakalım 13. soru bize ne söyler? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğünün geçtiği sözcüklerin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? Güzel. Hemen bir numaraya bakalım mesela. Birkaç bitişik doğru. Birçoğumuzun bitişik doğru. Bir işe doğru. Bir anda hiçbir sıkıntı yok. Eyvallah. Bunlar doğru. Birdenbire yazıyor olması birdenbire oba bitişik olacak. Yazının güzelliğini gösterdi. Eyvallah. Herhangi bir doğru bir ayrı olur. Bir bir sayıldı, bir bir ayrı doğru. Birdir bir oyunu bitişik doğru. Biraz sessizlikteki biraz bitişik doğru değil mi? Kulaklara da hitap ediyoruz. Açıklamam da gerekiyor tabii ki bitişik ayrı yazımları yoksa. Zaten görüyorsun, basit yani, bunda bir şey yok. Bursa gayet yerinde birdenbire bitişik olacaktı arkadaşlar. Peki bir 14 dakika daha sürer dedim ama yok.
14, 15, 16 arkadaşlar 3 sorumuz kaldı. Tam 16 soruluk bir testle şu an karşınızdayım. 16 farklı nokta ile ilgili. 19. dakikadayız. Muhtemelen 22-23'te bitireceğiz gibi görünüyor. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde noktanın kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Hayda, noktaya alışkın değiliz. Uluslararası Uçurtma Festivali'nde 15. olduğu için kendisini kötü hissetsin ya. 15. ne? Kötü hissetsin. Kaç kişi katılacak Uluslararası Uçurtma Festivali? 16-17 kişi katılmış. Sonuncu olmuş bu adam. Kötü hissetsin yani. Birinci, iki ve üçüncü olan yarışma. Bu ne Allah'ını seversen ya. Ha, birinci, noktadan sonra sen buraya bir virgül koy. Böyle bir rezillik yap. Böyle bir rezillik yap. Bir virgül, iki ve üçüncü de kurtar gitsin yani. Birinciden sonra, noktadan sonra nereye virgül kullanıyorsun? Böyle bir kullanım var? Doğal olarak iki numara cepte bakayım bir. Yine de sıkıntı var mı? Üçe bakalım mesela. Öyle hazırlıklı gelmişlerdi ki özellikle birinci hak etmişti. Eyvallah. Dört numarada nerede var nokta? Cümlenin sonunda tamam. Yarış demiş. Beş numarada saat dakika arası eyvallah. Tamamdır. İki numarada virgül var bir de orada değil mi? Yani nokta birinci, iki ve üçüncü olan yarışmacıları görünce biraz daha atladı. Evet. Burada bariz bir hata var. Noktadan sonra virgül kullanmış. İki noktalama yan yana getirmiş. Peki. Geldim 15'e. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne ortaklığı vardır diyor. Bismillah. Bu arada bu geçtiğim 14. soru böyle detay bir bilgidir arkadaşlar. Türk Dil Kurumu sitesinde var. Hangisinde özne ortaklığı vardır diyor. Eyvallah. Yolda ilerlerken bir anda döndü. Kimse onunla ilgilenmedi. Dönen kim? O. İlgilenmeyen kim? Kimse. Özne ortak değil arkadaşlar. Devam. Güldürü için çıktığı sahneden herkes al. Bu bir sıralı cümle değil zaten. Onu geç. Özne ortaklığı demek şu demek. Yani sıralı cümle olacak ve özne ortak olacak bu. Yani birden fazla cümle olması şart. Bursa'yı o anlamda saniyesinde eleyebiliriz. Değil mi? Bakıyorum şöyle başka bir şey. Var gibi bakacağız. Neyse. Etrafına bakındı. Her yer duman altındaydı. Duman altında olan ne her yer? Yani etrafına bakındı kim o vesaire vesaire geçtim. Kalmıştı bir sorgusuz bir yaklaşımla geldi. Kalmıştı ne alaka? Sorgusuz bir yaklaşımla geldi. Kim o? Kimseye bir şey demedi. Kim o? Bakın her ikisinde de gizli özne ortak. Doğru cevap Denizli. İnsanlara bakışınız güzel. Değer verirken değer verir şekilde oldukça güzel ve değer verir şekilde. Yani bu da aslında sıralı cümle değil. Doğal olarak bunu da elemelisiniz. Doğru cevap kesinlikle Denizli olacak. Devam geldik 16. cümleye. Bak soruya bakalım neler olacak. Hangisinde çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Bismillah. Yani bir cümlenin tamamı ya etken olacak ya edilgen olacak. Yarım yamalak iş yapma diyor. Bakalım. Son kulvara girilip yarış en güzel şekilde bitirildi. Girilip edilgen bitirildi edilgen. Doğru. Ekip bir anda toplandı ve kısa sürede çok önemli kararlar aldı. Toplanan da ekip, alanda ekip, etken tamam. Yani daha doğrusu kendi içerisinde dönüşlülük var da edilgen etken değil en azından. Bir karışıklık yok yani. Devam. Arkadaşlarla biraz konuşup sonra hemen yatıldı. Bu ne be? Arkadaşlarla biraz konuşulup, yani bunu da bir edilgen yap değil mi? Etkeni edilgene çevir. Yatıldı, edilgen, konuşup etken. Yani burada bir çatı uyuşmazlığı var. Konuşulup yatıldı ya da konuşup yattı. Bir şekilde düzelt yani her ikisi edilgen ya da her ikisi etken olsun. Bir etken, bir edilgen olmaz. Diğer şıkları da zaten eledim. Güzel, 22 dakika bence fazlası yeterli dediğim gibi 23 dakikayı bulacak diye. 16 soruluk çok güzel karma bir soru çözdük arkadaşlar. Karma soru çözümü yaptık. Artık denemeler bizi bekliyor. Şu dakikadan itibaren göreceğiniz videolar deneme videoları olacak. Nereden gideceğiz? Tabii ki onlu TYT denemelerimden gideceğiz arkadaşlar. Elinde 2020-2021 baskısı olanlar da çözebilir. 2022'de güncelleme ya her yıl güncelleme yapıyorum tabii. Bütün soruları okuyorum. Varsa gözüme çarpan bir şey onları düzeltiyorum. Hoşuma gitmeyen bir soru varsa ya bunu çıkartalım şunu yapalım diyorum. Yani atıyorum 2020 zaten 2020'de çıkmıştı denemeler. 2020-2021-2022 arasında arkadaşlar çok dağlar kadar fark yok. Böyle ufak tefek sorularda düzeltmeler oynamalar olabiliyor. Bazen metnini değiştiriyorum bir soru değiştiriyorum ama böyle her denemede 8-10 soru falan değişmedi. O yüzden çok aman aman bir fark görmeyeceksiniz ama yine de 2022 alıp en baştan tertemiz başlamak en doğrusu. Deneme kampı için açıklama yapmıştım bir daha söyleyeyim. Mesela deneme 1 5 Şubat'ta çözülecek arkadaşlar 5 Şubat'ta atacağım. Deneme 1'i öncesinde siz bir çözüp bir göz atıp 5 Şubat'ta bir de benimle çözerseniz harika olacak. Çünkü ben orada soru çözerken hemen hızlı hızlı bir Adana 2 Bursa şu yüzden Ceyhan Denizli var böyle gitmeyeceğim. Bir Adana dediğim an tek tek Bursa neden değil, Ceyhan neden değil, Denizli neden değil, Edirne neden değil bütün şıkları açıklayacağım. Bu soruda şuna bakın diyeceğim. Yani o soruyu tamamen parçalayacağız. Gerekirse bir soruya 2-3 dakikamızı ayıracağız. Hakkını verip geçeceğiz. Böyle satır satır geçeceğimiz için çok da güzel bir çözüş yöntemi de göstermiş olacağım size aslında. Denemeleri birlikte çözmemiz size acayip yol kat ettirecek. Onu göreceksiniz. Kazandıracak derken tabii ki sınav kazandıracak. O da ayrı bir konu. Uzattın hocam. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Kolay gelsin.